Yıllardır vatandaşlarımızın zorunlu olarak tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar memur maaşları için temel kabul edilen enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle kamu çalışanlarının ücretleri mal ve hizmet fiyatlarındaki yaşanan artışlar karşısında her yıl erimektedir. Özellikle COVID-19 salgınının da etkisiyle 2020 yılından itibaren ekonomik göstergelerin biraz daha bozulduğu görülmekte. Buna bağlı olarak da geçtiğimiz 2021 yılında TÜFE %14.6 gerçekleşmiş, yıllık gerçekleşen enflasyon %17.53 iken kamu görevlilerine 2021 yılının tamamı için %6.1 artış yapılmıştır. Tüketici fiyatlarındaki yükseliş %42.89'a ulaşırken toptan fiyatlardaki artış birlikte değerlendirildiğinde ekonomide her şey yolunda gitse bile uzunca bir süre dahi fiyatların pahalanacağı, alım gücündeki düşüşün süreceği görülmektedir. Dolayısıyla 2021 yılı sonunda beklentiler gerçekleşse bile maaşlardaki reel düşüş sürecektir. Her ne kadar dönem sonları itibariyle maaşlarımıza enflasyon farkı eklense de bu ödemenin geriye dönük olarak yaşanan kayıpları karşılamadığı, yalnızca anlık enflasyonu bir düzeltme olduğu, dönem içindeki maaşlarımızın sürekli eridiği açık ve nettir. Maaşlarımızın döviz kuru karşısındaki durumları da ortadadır. 2019 yılında 706.7 dolar olan ortalama memur maaşı 2020 sonunda 570 dolara düştü. Memur maaşı bir senede ortalama aylık olarak 136 dolar erimiştir. Yani şunu ifade etmek istiyoruz. Sadece 2020 ile 2021 Haziran ayları itibariyle 4 kişilik ailelerin zorunlu harcamaları tam 1262 lira artarken memur maaşları enflasyon farkı ve Temmuz ayı farkı ile 734 lira olmuştur. Harcamalarımız 1262 lira artmış, gelirimiz ise 734 lira artmış. Yani aile bütçemiz son bir yılda 527 lira ile 709 lira arasında değişen rakamlarda açık vermiştir. Türkiye Kamusen olarak öncelikle talebimiz 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrosuna geçirilmesidir. Kamuda sözleşmeli ve geçici personel istihdamının uygulanmasına son verilmeli, üniversite mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaların sağlanması taleplerimizin başında gelmektedir. Türkiye Kamusen olarak hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz, geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe bakılmaz diyoruz. Bu kritere istinaden 2022 ve 2023 yıllarının maaş zammını belirlenmeden önce geçmiş dönemlere ilişkin olarak ortaya çıkan memur ve emeklilerimizin zararlarının öncelikle karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle geçmiş dönemlerde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışı istiyoruz. Bu 600 liralık telafi artıştan sonra 2022 yılının tamamı için Ocak ayından geçerli olmak üzere %21 zam, %3 refah payı, 2023 yılında da yine Ocak ayından geçerli olmak üzere %17 zam ve %3 refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışlarının üzerinde çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. Ayrıca COVID-19 salgını sürecinde görev yapan bütün memurlarımızın bu süreleri fiili hizmet zammına dahil edilmesi, esnek çalışmadan faydalanamayan memurlara da
telafi ücreti talep ediyoruz. Covid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bu nedenle hayatını kaybeden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızın şehit statüsünde değerlendirmesini talep ediyoruz.